kalabalıkta ve beni beklediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum ve özür diliyorum. Malum Gündüz Hoca'yı anmak ve kendisini tekrar öğrenmek bizim için çok öncelikli, kıymetli. Bugün yanımızda sevgili hocamız Süleyman Sayın Tekcan ve hocamızın kızı, yine aynı zamanda belki de meslektaşı diyebileceğimiz sevgili Berin ve sergimizin küratörü dostum Markus bulunuyor. Bu projeyi böyle bir zamanda 2018 dünyasında hayata geçirmek, dijital kültürü düşündüğümüzde, çoğaltma meselesini düşündüğümüzde hocam, özellikle kendisinin yoğunlaştığı kazı resim unsurunu da dikkate alırsak bize ne ifade edebilir? Organik ve dijital arasındaki bu sıkışmışlıkta ne ifade edebilir bu sergi bize? Ne dersiniz? Şu kazı resim kitabı Türkiye'de belki gravür sanatıyla ilgili yapılmış ilk kitap diyebiliriz. Bu şey, çünkü bu bir tez olarak hazırlanmıştı Mimar Sinan Üniversitesi'nde. Şöyle çok güzel bir anım var. Bu kitabı bana getirdi Gündüz Bey. Süleyman'cığım dedi, ya bu kitabın içindeki bilgilerin doğruluğuna bakabilecek tek adam sensin. Bunu ne olur bir gözden geçir. Olabilir ya, aklına gelen bazı şeyleri bana not ettirirsen düzeltmeleri öyle yaparım. Yani böyle bir anım var bu kitapla ilgili. Ama kitabın enteresan olan bir tarafı daha var. Kitabın içerisinde kazı resim yapan bir çizim var. Çizimler var daha doğrusu. O çizimler de Gündüz Gölönü'nün kendi portrelerinin olduğu çizimler. Yani bu kazı sanatını yapan, kitabı hazırlayan kişi kendi portresini çizen kişi olarak resmetmiş. Ve onlar da elle çizilmiş, yani çinim rakibiyle yapılmış resimler. Önemli bence bir nottu bu. Yani Mimar Sinan'da zaten 75 yılında kendisini tanıdım. Mimar Sinan'da tanıdım. Sonra Mimar Sinan'da Amerika'ya gidinceye kadar çok yakın dostluğumuz oldu. Çünkü mesleğimiz aşağı yukarı aynıydı. Bir de benim o zamanki mevcut olan atölyem, Türkiye'de profesyonel sanatçılara açık olan örnek bir atölyeydi. Yani bütün teknikleri içinde barındıran, hem litografi, serigrafi ve gravür tekniklerini yapabileceğimiz şeydi. Ama Gündüz Gölönü'nün benim atölyeme geldiği zaman yapmak istediği çalışma serigrafi dalında oldu. Hiç serigrafi yapmamıştı ve serigrafi tekniğini bende yaptığı sanıyorum ki 5-6 tane değişik resimler vardı. Bir tanesi çok önemli, Mevlana o gün lerde bizim, yani hikayelerimizdeki büyük kahramanlar veya herkesin kafasında olan büyük isimler üzerinde yoğunlaşmış bir şeydi. Bir resim serisiydi. Şimdi kaçar renk olduğunu bilmiyorum ama en az her biri 7-8 tane renkten oluşan resim serisiydi. Ama biraz hikaye gibi anlatacağım. Çünkü ben Gündüz'ün hayatına dokunan, ama Gündüz de benim hayatıma dokunan bir insan oldu. Benim için unutulmaz bir dost, arkadaş olarak da günümüze kadar geldi. Ta bütün evrelerinde, yani çalıştığı bütün kurumlarda beraber olduk. Benim atölyeme geldiği dönemlerde ben Atatürk Eğitim Enstitüsü'ydü o zamanki ismi, şimdi Eğitim Fakültesi'nde öğretmendim, hocaydım. Atölyem de Eğitim Fakültesi'ne yakın bir yerdeydi. Ve orada fevkalade etkilenmiş atölyeden, yapılan işlerin niteliğinden çok memnun olmuş. Ayrıca da geldiği zaman
yani Fransa'da gravür eğitimini Heiter'den öğrenmiş. William Heiter gibi çok önemli dünya gravüründeki bir ustanın yanında gravür öğrenmiş bir baskı sanatçısı olarak geldi. Bizim tabii ilk defa yaptığı serigrafi tekniğiyle yaptığı işler de bugün bizim müzemizde bazılarının duvarlarda sergilendiği işleridir. Fakat çok etkilenmiş. Akademiye, o zaman ben akademide olmadığım için akademiye gittiğinde akademi başkanı Sadun Ersin'i görmüş, ona söylemiş. Doğan Aksel o zaman bölüm başkanımızdı bizim. Onu görmüş. Demiş ki ya ben bir adam tanıdım. Bu adamın mutlaka ve mutlaka akademiye alınması lazım. Ve bu iki insan gündüz gönlüyle benim ziyaretime geldiler atölyeye. Hiçbirini tanımıyorum tabii ama gündüzle görüşüyorum. Çünkü o meslektaş olarak bana da yakın birisi. Ve atölyeyi de görünce, benim atölye her zaman kimya laboratuvarı gibi pırıl pırıl tertemizdir. Atölyeler aldı ki herkes zannediyor ki dağınık olur falan. Hayır, öyle değil. Yani beni tanıyanlarınız da bilir. Ben çok titiz bir çalışma ortamında ancak çalışabilen bir sanatçıyım. Hacım, o gün hayatımın en büyük teklifini aldım ben. Akademili olmaz mısınız? Biz sizi akademiye davet etsek de bir konuşsak falan diye akademiye gittim. Dediler ki bir gün beni yine aldı başkan. O zaman daha akademi ismi akademiydi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Yani üniversite olmamıştı. Ve statüsü de farklıydı. Kendi matbaası da değil mi hocam? Zaten bu evet. Matbaada basıldı. Evet. İDGSA matbaası. Bu da orada basıldı zaten. Ama akademiyle benim başka türlü bir eski geçmişim de var. Onu da kısaca bahsetmek istiyorum. 1964-65 yılında Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminin baş oyuncularından biriydim. Ve o film bittiği zaman hiçbir sinemada gösterilmedi. Ve premieri akademide yapıldı. Büyük bir kalabalıkla öğretim üyeleri, dışarıdan gelen çok önemli misafirler. Ben ve Metin Erksan da yönetmen ve oyuncu olarak o premierde oturduk en ön sıralarda. Çok hoş sohbet, güzel bir seyirden sonra da güzel şeyler yaşadık. Yani akademiyle benim öyle bir gönül bağım da vardı. Bu teklifi bana yapmalarının sebebi Gündüz'dür. Çünkü o kadar çok anlatmış ki beni, o kadar gereğinden fazla da onurlandırdı ki, yani bu ona karşı olan benim saygımın belki ilk noktasıdır. Ve ben davet edildim. Akademide bir örnek ders verdim. O derse de akademinin bütün profları, hocaları hepsi geldiler. Büyük bir kalabalık içerisinde bir yıl ünlü hoca ve ben kendi atölyemden taşıdığım makinelerle oturdum. Onlara bir baskı gerçekleştirdim. Yani bir workshop yaptım. O workshopla birlikte de bitince resimleri imzaladım, numaraladım. Hocaların hepsi kapıştılar onları. Ve onların evlerinin duvarlarında hala birçoğunun asılıdır bu resimler. Ve ben akademili oldum. Hayatımın belki bu dönüm noktasıdır. Bu unutulmayacak bir dostluktur. Bunu burada belirtmek istiyorum. Ama bu tabii bitmedi. Bizim dostluğumuz, arkadaşlığımız akademi içerisinde de sürdü. Gündüz, akademi bir Bizans'tır. Bizans demek dedikoduların en bol olduğu yerlerden bir tanesidir. Zaten sanatçıların da dedikoduyu seven tarafları olduğunu hepiniz kabul edersiniz.
birbirini çekemeyen bir insan vardı. Ama bütün bu insanların içerisinde akademide çok az arkadaşım vardır ki dedikoduya hiç bulaşmamıştır. Kimsenin aleyhinde de konuşmamıştır. Gündüz böyle bir insandı. Yani bir efendiydi. Yani nasıl bir efendiliktir bu bilemem yani. Bir akademiliğe hiç yakışmayan bir adamdı. Ama çok araştırıcı bir kimliği ve kişiliği vardı. Zaten buradaki sergi onun araştırıcı kimliği içerisinden Marcus Graf'ın seçtiği sadece bence bir dönemi bile diye belki bir iki dönemden oluşan bir sergi var burada şu anda. Oysa yani gündüz sadece bu değil. Daha çok başka şeyler üzerine de çalıştığı resimler belki kendisiyle tanışmış olsanız düşünceleri muhteşem bir düşünürdü bir defa. Çünkü sanatçı dediğiniz kişi sadece düşündüğünün binde birini resmeden kişidir. Çünkü düşünce çok hızlı ama yaratma çok yavaş oluyor. Bütün bunlar için ortam gerekliydi. Akademide dekoratif sanatlar bölümü içerisinde görevi vardı. Kıskançlık yani çok yüksek olduğu için resim bölümü kendisine görev vermedi mesela. Ama çok da önemli değildi. Dekoratif sanatlar bölümü içerisinde daha sonra gelişme yapılınca grafik bölümü, tekstil bölümü, ondan sonra sahne ve görüntü sanatları bölümü gibi bölümlerin seçilmiş yine öğrencilerine hocalık yaptı. Ve sanıyorum ki Gündüz Gölön'ü bilmiyorum içinizde öğrencisi olan var mıdır? Bir efendi hoca ve fevkalade süper bir insandı. Yani öğrencilerine karşı da çok kibar ve nazikti. Bu nezaketi ta sonradan Amerika'ya gidip ondan sonra kayboldu bir ara. Aradım bulamadım da. Hatta zaman zaman akademide Osman Hamdi'den günümüze kim kimdir diye bir sergi yapıyordum. Yani o sergi içerisinde onun olmasını çok isterdim. Onunla ilgili bir iki kayıt bulamadık ve ne eserini koyabildik o sergiye ne de kendisini o kitapçığın içerisine yerleştirebildik. Sonra bir yaz çıkıp geldiğinde geldi dediler ve ben Gündüz'ü buldum. Bulduğumda da bu hikayeleri anlattım tabii kendisine. Ve sonra aklı Türkiye'de kaldığını zannediyorum ki Türkiye'ye dönmek isteği ondan sonra dönmesi ile birlikte ilk önce Yeditepe Üniversitesi'nde arkasında da IŞİK Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ki bu iki fakültede benim kurucu dekanlığımı yaptığım fakülteler buralarda görev aldı. Ve yani işte ölümüne kadar olan bütün dönemlerinde de bir arada yaşadık. Ben isterseniz keseyim burada. Sonra tekrar bir yerde girerim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi bunları anlattığınız sırada sadece iki bölümü Marcus'un öne çıkardığını ya da iki dönemi öne çıkardığını vurguladınız. İsterseniz Marcus'a sözü devredelim. Kendisinin tarifini ve kişiliğini bir ondan dinleyelim. Evet. Evrim sen başında şey dedin yani dijital ve organik dedin. Aslında belki o sergi gelmeden önce bu yapıtlara baktığımızda bir tarafta şey ilginç bir paradoks söz konusu. İşle oldukça çağdaş, güncel duruyor. Hatta bir nevi yapıtlar oldukça dijital gibi duruyor. Ama sonuçta buradaki yapıtlarının aşağı yukarı 4 yıllık bir geçmişi var. Bu nereden kaynaklanıyor? Belki bu
bununla başlayabiliriz ve bu bağlamda aslında tekrar Gündüz Hoca'nın sanatçı olarak ne kadar büyük bir önemi olduğunu belki altını çizebiliriz. Şimdi normalde dijital kültür ya da çağdaş yapıtlarda genellikle üç tane sıfat kullanıyoruz. İşte çoğulcu, eklektik ve heterojen. Ve çoğu zaman da estetik olarak yapıtları katmanlı. Bu katmanlar ya işte bazı sanatçıları örneğin işte organik soyut, lirik soyut birleştiriyorlar. Bazıları soyut yaklaşımlar, rasyonel ya da işte kavramsal yaklaşımlarla birleştiriyorlar. Bazıları underground ve işte overground, elitist kültür ve punk kültür birleştiriyor falan filan. Günümüzde işte bu heterojen ve çoğulcu karakteristik hem konu olarak hem estetik olarak çok mevcut. Şimdi buradaki yapıtlara baktığınızda aynısını görüyorsunuz aslında ve bu bağlamda aslında Gündüz Gölü'nün çalışmaları özellikle Türk sanat tarihi içinde ki hala onu oraya oturtuyorsak şunu altını çizmemiz gerekiyor. Çok erken bir postmodernist aslında. Yani katmanlara ve estetiklere baktığında işte oradaki baskı teknikten gelen katmanlı ve çoğulcu yaklaşım var. Çünkü işte yani burada sonuç olarak farklı süreçlerden ve adım adım basamak basamak katmanlardan oluşan yapıtlar söz konusu ve hiçbir iş bir günde bitmez. Yani onları bir süreçten çıkıyor. Sadece araştırma olarak değil işte bu zanaat kısmını dediğimiz olay yani çizim ya da tek boyutlu bir paintür'den çok farklı bir süreç. Bu yüzden buraya baktığınızda mesela bir yanda İslam sanattan ya da minimal art'tan ya da op art'tan gelen seriyel çoğaltmalar, ornamentleri görüyorsunuz. Onun üzerinde leke dripping yani aslında soyut ekspresyonist bir tavır ile yapılan üst katmanları görüyorsun. Artı mesela arka taraftaki kitabı baktığında bir anda şey görüyorsun yani hem soyut rasyonel elemanları var. Hem soyut organik elemanları var. Hem de işte yazıları var, imgeleri var vesaire. Ya da yanındaki sağa baktığınızda da orada da onu görüyorsunuz. Yani bu bağlamda Gündüz Hoca aslında 80'lerinin başında özellikle bu yapıtlarda tam aslında postmodernist bir yaklaşım ile bu anything goes hep klişe olarak kullanıyoruz ama onu benimseyerek hem estetik olarak form olarak çünkü baskı kullanıyor, baskı üzerinde de resim teknikleri de ekliyor. Hem de içerik olarak. Çünkü burada işte dediğim gibi işte İslam sanattan etkileniyor. İşte Batı'nın modern ya da o dönemdeki çağdaş sanattan etkileniyor. Ve tam anlamda aslında bir sentez yaratıyor. Ve bir tür globalist bir bakış diyebilir miyiz? Ansiklopedist bir bakış diyebilir miyiz? Tabii tabii. Yani işte Süleyman Hoca şey dedi zaten düşünür. Aslında bu da ilginç. Mesela bazı soyut çalışmaları ilk baktığında sana şey gibi geliyor yani minimal gibi geliyor ya da Kandinsky gibi geliyor ya da formalist sadece form üzerine düşünen bir estetik ile ilgilenen bir sanat yapıtı gibi geliyor. Ama Gündüz Hoca hiçbir zaman saf sadece estetik ya da form ile ilgilenmezdi. Yani buradaki mesela katmanları aslında bir nevi felsefe katmanları, düşünce katmanları, kültürel katmanları ki yani bu sonra bu linguistik çalışmaları ortaya çıkınca o tam anlamda aslında intercultural bir çalışma olarak görebiliriz. Bu yüzden tabii ki Gündüz Hoca 70'lerin sonunda Amerika gitmesiyle beraber orada bir clash of culture işte 70'lerinin Türkiye, 80'lerinin San Francisco ile tam çarpışan iki kültürden bahsediyoruz. Bu bağlamda Amerika'da kalması, işte farklı kültürle, farklı işte toplumlar içinde yaşaması, çalışması bence önemli. Ama ve bu bence önemli, doğru biz burada odak olarak baskı üzerinde ve zaman olarak 80-90 üzerinde durduk. Çünkü Süleyman Hoca dediğin gibi aslında 70'lerde figüratif resim, paintür yapan bir sanatçı olarak tanıyoruz. Sonra işte baskı hem farklı bir disiplin, hem de soyuta geçiyor, farklı bir yaklaşım sergiliyor. Sonra 90'larda işte bu tipografik araştırma, linguistik araştırmalara giriyor. 2005
tekrar Türkiye döndükten sonra yapıtları tekrar değişiyor. Yani o zaman tekrar figürü dönüyor, tekrar pentürü dönüyor, illüstratif çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda aslında sanatçı kimliği olarak araştıran, meraklı, rahatsız, yani sürekli bir şey yakalayıp ama bunlara yetinmeyen, sürekli estetik olarak ve form olarak ve içerik olarak sürekli yolculukta olan bir sanatçıdan bahsediyoruz. Bence çok önemli. Ama mesela eski dönemlerden dört tane yapıt gösteriyoruz burada. Yukarıda 68'den Başak, buradaki İstanbul ve San Francisco çalışmalara baktığınızda Nuan Ark'la beraber özellikle bu İstanbul ve oradaki San Francisco çalışmalara baktığında aslında şey görüyorsun. Orada sentez yapmaya başlıyor. Çünkü bir tarafta empresyonizmden ya da Batı resim geleneğinden besleniyor. Deformasyon, renk kullanımı örneğin. Öbür tarafta tabii ki Piri Reis ve İslam ya da işte minyatürden besleniyor. Çünkü kuş bakıştan iki boyutlu bir İstanbul haritasını görüyorsun. Yani Amerika gidip bir anda kendi köklerini keşfetmiyor aslında. Orada bu sentez yaratmak konusunda çok erken başlıyor. Ve bu bağlamda ve bu yüzden bu sergi çok önemli. Bu bağlamda Türk sanat tarihinde önemli bir adam çünkü Eyüpoğlu ilk sentez yapanlardan birisi olarak aldığımızda ki Eyüpoğlu'nun öğrencisi Erol Yavaş gibi ya da Süleyman Hoca gibi hocalarla beraber aslında ilk Doğu Batı sentez yapan sanatçılardan birisi. Bu yüzden Gündüz Gölön'ün bu sergiyle ve bu yayınla beraber aslında bir nevi bu sanatçı Türk sanat tarih içinde hak ettiği yerini kazandırmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu bağlamda hem Milli Rezonans'ta hem de kitap üzerinde çalışanlar herkes hem de Berin'de bu bağlamda çok önemli bir rol üstlendiler. Çünkü tam aslında şimdi kitabın ismi Kazı Resim. Biz bu aradaki sergi tasarımında biraz kazı alan andıran kaydıları falan kullanıyoruz. Çünkü işte aşağı indiğinizde bunları kaydı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama aslında benim için hep böyle kazı alanlarda, arkeoloji alanlardan kalan temeller gibi kullanmak isterim. Bu bağlamda aslında sergi kendisi aslında bir kazı alan gibi neredeyse unutulmuş bir sanatçı sanat tarihi içinde kazıp çağdaş İşte sanatseverler ve uzmanları yeniden ortaya koyuyoruz. Ve seni dinleyebilir miyiz bu Tabii, noktada? tabii, San tabii. Tabii, çok güzel sorular soruyorsun. Mikrofona ihtiyacımız var mı? Duyuyor musunuz? Ha, editörün, tamam. Peki, tamam. Böyle konuşurum. Peki öyleyse, ilk önce Süleyman Hoca'yı babam ne kadar sevdiğini ve ne kadar saydığını herkese anlatmak istiyorum. Yani bu saygı iki yönlü bir saygıydı hakikaten. İki tane baskı sanatı uzmanı arasında olan bir saygı ve sevgiydi. Ve Süleyman Hoca babamın en iyi arkadaşlarından biriydi. Ve babam size bazı yardımlarda bulunduysa siz de ona çok çok büyük yardımlarda bulundunuz. Çok önemli kapılar açtınız babam için. Bunun için size minnettarım. Bir onu söylemek istedim. İkincisi, hakikaten bu sergi çok değerli ve önemli bir sergi bence babamın kariyeri için. Çünkü Marcus hakikaten çok önemli seçimler yaptı. Yani babamın çok farklı ve çeşitli dönemleri var. Tüm kariyerinde böyle 50 küsür bir kariyer bu. 60'larda başlayan 2013'e kadar devam eden 50 küsür bir kariyer ve çok çeşitli bir kariyer. Yani pek çok değişik dönüm noktası var bu kariyerde. Ama bu 80'ler ve 90'lar hakikaten en önemli dönüm noktası bence babamın kariyerinde. Bu Amerika'ya açılma. Yani daha önce bir defa Amerika'ya gitmişti 73'te bir senelik bir öğretim üyesi olarak davet edilmişti Amerika'ya, Minnesota'ya. Ama ikinci gidişinde bayağı uzun kaldı, 20 sene kaldı ve bu ikinci defa ilk gidişi Kaliforniya'ya
ile tanışması ve Kaliforniya, San Francisco Körfez bölgesinin çok kültürlü bir şehir olması babam için çok önemliydi. Yani bu sentezden bahsederken sırf Amerika Türkiye sentezi değil, yani hakikaten global bir sentez. Çünkü San Francisco'ya gittiğinde Berkeley, daha doğrusu Berkeley bir şehir, San Francisco Körfez bölgesinde, orada çok önemli bir atölyede çalışmaya başladı. Kala Sanat Enstitüsü. Ve Kala bu Heiter, Stanley William Heiter'in öğrencileri tarafından kurulmuş olan bir atölye. 1974'te kuruldu. Ve biliyorsunuz Heiter çok, yani dünya çapında ünlü bir baskı ressamıydı, İngiliz'de, ama Paris'te kurmuştu atölyesini. Atölye 17 diye bir atölye kurmuştu Paris'te. Hem babam hem bu Kala'yı kuran sanatçılar hepsi Heiter'le çalışmışlardı. San Francisco'da birbirlerini buldular. Ve babam bu atölyeyi bulunca hakikaten çok önemli kapılar açıldı babama. Çünkü hakikaten kültürler arası bir alandı. Kala'ya Japonya'dan, Latin Amerika'dan, Hindistan'dan, Asya'nın her yerinden, Avrupa'dan, dünyanın her yerinden gelen sanatçılar vardı. Ve hakikaten uluslararası bir ortamdı. Ve orada 1980'lerin başında büyük bir açılım oldu babam için. Yani biraz dünya onun için açılmış gibi bir şey oldu. Ve bu açılımı bence bu Marcus'ın seçtiği önemli eserlerde, sanatlarda, objelerde görüyoruz. Yani bu çok kültürlülük bence çok güzel bir şekilde bu yapıtlarda kendini ifade ediyor. Sonra tabii 1985'te dil çalışmaları içine giriyor. Bu sefer dil üzerinden bu çok kültürlülük şeyini anlatmaya çalıştı babam. 1985'le başlayarak hayatın sonuna kadar diller arasında bazı bağlamlar kurmaya, bulmaya çalıştı babam. Bu da farklı bir çalışma oldu. Buna da önem veriyor bu sergi bence. Yani panelden sonra sizin de fikirlerinizi almak isterim bu işler hakkında. Bilmiyorum, daha bir evet, soru hocam, var mıydı? Bir soru. Hocam kendisi bir tür organik internet gibi davranmış olabilir mi? Çünkü hem görsel, hem estetik, hem grafik tasarım, yani her şeyi o kadar iç içe yaşamış ki, hatta Marcus belki de bu hep konuştuğumuz topyekün sanat yapıtı denen o Gesamtkunstwerk ifadesini tecrübe etmiş. Bilmiyorum, ne düşünüyorsunuz hocam? Yani hiçbir şey bağlantısız değil. Şimdi tabii bu kitabın üzerinde kazı resim yazıyor. Aslında bu kazı kelimesi o kadar geniş anlamlı bir kelime ki gündüz gölünü için. Marcus biraz önce biraz bahsetti. Diyelim ki Heiter'de öğrenilen bir teknik vardır. Değişik kademelerde çinko asitte yedirilir. Sonra da değişik yumuşaklıkta merdanelerle değişik derinliklere boya verilir. Ve ondan sonra en sert merdaneyle de en üstteki katmana boya verilir. O katmanların hepsi üst üste çukurdan yukarıya kadar gelinceye kadar da boyaların kendileriyle olan ilişkilerinde ara tonlar da elde edilir. Yani bu Heiter çok önemli bir isim kazı sanatında. Bu tekniği Heiter'in kullandığı gibi kullandı mı dersek, bazı resimlerinde kullandı. Ama önemli olan şöyle bir şey var sanatta. Sanatta kendisi olmak. Buradaki resimler herhangi bir sanatçıyı kopya edebildiği bir resimler değil ve hiçbir dönemde de olmadı. Yani bazı çıkış yolları olabilir. Ama asıl kazının derinliğinde yatan, yine Marcus'a ilave etmek için söylüyorum, Gündüz Gölen'i aslında bir arkeologtu. Bunu şimdi burada belki kimse bilmeyecek. Adam yazın okul kapanır kapanmaz şeye giderdi, Bodrum'a, ve dalardı.
bugün Bodrum Kalesi'nde çıkarılan birçok arkeolojik kazılardan çıkarılan eserlerin çoğu onun eliyle çıkmış eserlerdir. Belki bunu burada belirtmekte yarar var. Şimdi arkeolojide kazıma, yani derinde ne var düşüncesinden yola çıktığınız zaman resimlerini oluştururken de böyle bir düşünce taşıyordum. Devamlı kazımak ve yeni bir şey bulmak. Mesela Hayter'e giden başka sanatçılar da var akademiden. Ama gündüz kadar yararlanan, Hayter'den yararlanan bir başkası yok. Aslında üst üste katman katman koyulan birçok şey var. Biz buna baskı sanatlarında mix teknik diyoruz. Yani birçok tekniği kullanarak bir resim oluşturmak diyoruz. Burada kullandığı o katmanlar ve farklılıklardan oluşturduğu resimler gündüzün kendi buluşları olan çalışmalar, kendi buluşları olan katmanlarla yaptığı, oluşturduğu resimler. O zaman işte kendi olmak denen şey o zaman gerçekleşiyor. Yani biz gravürcü olacaksak neye bakıyoruz? Diyelim ki Albert Dürer'e bakıyoruz. Albert Dürer ne yapmış? Metali bir kazmış başka bir sert cisimle, sonra da onu basmış. Sonra ikinci birisi gelmiş. Diyelim ki Rembrandt, o asitle yedirerek başka bir şey yapmış. Öbürü gelmiş, aquatint dediğimiz başka bir teknik yapmış. Böyle böyle gelişmiş. Gündüzdeki mix teknik ama kimsenin kullanmadığı bir mix teknik. Yani burada çok enteresan bir şey var. İşte kendi olmak dediğimiz şey buradaki eserlerde son derece bariz şekilde görülüyor. Yani onun arkeolog olduğunu, düşüncede de aynı şeyi taşıdığını sanıyorum ben. Düşüncede de bütün bu bölgedeki dillerin tümünün Türkçeden türediğini araştırmak için girdiği çalışma, yani kolay bir şey değil. Yani adam öyle bir şey ki arkeolojinin bütün hastalıklarını düşüncesinde de taşıyor. Ve işte bir kelime buluyor, o kelimeyi hangi dillerde, hangi şekilde değişerek kullanıyor, o ülke dillerinde kullanılıyor diye onu buluyor. Hatta buradaki eserlerde onu barizce görüyoruz. Yani tam bir arkeologla karşı karşıyayız. Yani kazı dediğimiz zaman bir arkeolog kazıcının gravürcü olması gibi bir şey düşünebiliriz. Bence burada ben yine keseyim. Devamlılık hepimiz için farklı şeyler konuşalım ki farklı şeylerden yeniden yol alalım. Şimdi Gündüz Gölü'nü yenilikçi bir sanatçı hem içerik olarak, estetik ya da form olarak ve bence en, yani şahsın en ilginç bulduğu sonuçlardan birisi akordeon kitaplar. Çünkü aslında bu kitaplar etrafımıza baktığımızda bu kitaplar işte 80-85 arasında yapıyor. Biz bu sergide o kitaplarının farklı dönemleri bir şekilde yansıtmaya çalışıyoruz. Yani bu kitaplar ilk başladığında mesela burada gördüğünüz gibi daha geometrik, minimal, op art'tan etkilemiş bir şekilde bir estetik var. Öbür tarafta işte karşı tarafta işte o belli bir zamandan sonra işte bu rasyonel, seriyel, çoğaltma, estetik işte hafif bozulmaya başlıyor. İşte organik elemanları girmeye başlıyor. Sonra arkadaki kırmızı akordeon kitabı baktığınızda ya da bu yeşil olana baktığınızda iyice bozulmaya başlıyor ve bir anlamda buradaki geometrik yapı, sentaks, bu işte katman neredeyse bir pinturesk bir karakter almaya başlıyor ve sonunda İşte orada bahsettiğimiz linguistik çalışmaları oradaki akordeon kitapta da oluştuğunu görüyorsunuz. Sonra zaten 80'lerin ortasında bu akordeon kitapları oradaki macera onun için yeterli herhalde. Çünkü bırakıyor, ulaşabildiği noktaya gelmiş demek ve başka yolları açıp
oradan devam ediyor. Yani mesela bazı sanatçı biliyorsunuz bir buluştan sonra işte hayatın boyunca üzerine takılıyor. İşte ya içerik ya da form olarak. Değişimden korkuluyor. Bazen para, şöhret ve ün tatlı bir tuzak. Ondan vazgeçmek de tehlikeli. Ve bu akordin kitapları bence şu açıdan da belki tekrar altını çizebiliriz onların önemi. O da aslında formel ve estetik bir araştırmanın sonucunu doğru orta çıkmış diye düşünüyorum. Çünkü bu ilk iki boyutlu olan soyut çalışmalara, geometrik çalışmalara baktığınızda orada sürekli tekrar eden bir sintaks, bir matriks söz konusu. Bu matriks aslında İslam sanattan biliyoruz, op art'tan biliyoruz ama bir yanda da soyut sanattan biliyoruz. Ve soyut sanat tarih içinde bu soyut sanatçılar her zaman bir sorunu var. Form ve format. Sonuç olarak bir tuval üzerine çalıştığında etrafında bir sonuç, bir son var, bir limit var. Ama teoretik olarak oradaki estetik matrix sonsuza kadar devam edebilir. İşte Jackson Pollock bunu nasıl çözüyor? İşte devasa tablolarla. Ya da başka sanatçılar nasıl bunu çözüyorlar? İşte duvar resmi. Ya da bazı sanatçılar sonra şey diyor. Yani duvardaki etki yetmez. Donacat örneğin mekana girip ve bir anda üç boyutlu objeler yapmaya başlıyor. Buradaki gündüz gölünün çözümü bence kitaplardan oluşuyor. Çünkü baktığınızda buradaki matriksleri birbirine benziyor ve aslında tek tek baskılar. Dolayısıyla bir baskı normalde 70'i 100 iken ve bu şekilde sınır içinde kalırken bir anda 6 metrelik bir resim oluşuyor. Panoramik bir resim oluşuyor ve bu resim içinde estetik, psycho-visual impact dediğimiz şey çok daha net ve çok daha güçlü yaratabilir. Bu bağlamda tekrar aslında özgün baskının sınırları çok akıllı bir hamle ile aşıyor. Çünkü kağıt sonuç olarak belli formatları içinde işte dikdörtgen olabilir, şu da olabilir, burada olabilir ama 6 metrelik bir yapıt tıpkı paintür içindeki diptik ya da triptik orta çıkması gibi değerlendiriyorum. Yani kilisede triptik hangi amaçla kullanılır? Bir tablodan üç tablo üzerinde bir zaman ya da bazen bir yer neredeyse böyle üç bölüm olarak anlatabilirsin. Zaman katabilirsin, uzatabilirsin. Burada da aynısı görüyoruz. Bu yüzden aslında politik gibi bir şey. Bunu belki paintür'den özgün baskıyı aktarıp ve bu bağlamda tekrar zaman, mekan, kağıt, normalde sorgulanmadığımız ya da var olarak yani somut olarak saydığımız elemanları aşıyor ve aslında yeni boyutları açıyor. Peki o zaman bu noktada mesela hocanın, Gündüz hocanın çalıştığı sırada imgeye ne olursa olsun bir metin gözüyle baktığını, yüzey üzerine bir mesaj bırakma kaygısını hep taşıdığını söyleyebilir miyiz? Tıpkı arkeolojinin yaptığı gibi, çünkü paleolitik mağara resimlerine izlere bakıyoruz. Aslında onların hepsi birer mesaj, birer tekst ama imge şeklinde. Hoca da bunu temel alarak yüzeye mutlaka bir mesaj, bir bilgi bırakmaya çalışıyor ve bunların her birini de bir tür laboratuvarda korunan, katmanlar halinde saklanan, bir kütüphane mantığıyla çalışan aslında dilimlenmiş bir coğrafya ya da dilimlenmiş, saklanan, değil mi, fasiküllenen bir bilgi bütünü olarak değerlendiriyor ve özgün baskı dediğin belki de biraz daha ileri götürüyor ve özgür baskı belki de yapıyor diyebiliriz. Ne dersin bilmiyorum. Özgür baskı güzel bir terim. Bence genel olarak sadece bu yapıtların değil, yani 70'lerde yaptığı, 90'ların sonunda yaptığı çalışmaları dahil, Gündüz Gölü'nü aslında bir nevi araştırma yapan bir sanatçı. Keza o dönemin çağdaş sanatçıları, değil mi? Joseph Kozut'a falan. Tabii, yani tabii. Kavramsal sanat da yükselişte, değil mi? Tabii tabii. Metin ve imge arasında büyük kavga var. Yani İşte girişte söylediğim için yani o hiçbir zaman formalist bir soyut çalışan sanatçı değildi.
Öbür tarafta hiçbir zamanda kavramsal bir sanatçı değildi. Hiçbir zamanda sadece anlatım üzerine propaganda ya da bilgi aktarmaya çalışan bir sanatçı da değildi. Zaten buradaki yapıtların gücü bence Gündüz Hoca form, estetik, içerik ve anlatım arasında çok iyi bir denge kuruyordu. Örneğin işte mesela bu aradaki tipografik çalışmaları. Orada adam dil üzerine çalışıyor. Aslında oturup kitap şimdi yazabilirdi. Çünkü dil üzerine çalıştığında dili kullanarak bu dil ve sonuçları daha kolay, mantıklı anlatabiliyordu. Ama o zaman sanatçı değil, sosyal bilimcisi olacaktı. Ama sonuç olarak Gündüz Gölü'nü kendi güçlerini bilerek, kendi alanını hiçbir zaman terk etmeden hep sanat ve sanatsal yaklaşımlarla bu araştırmaları yapıyordu. Çünkü bazen özellikle research-based art günümüzde böyle bir tehlike var. Eğer research-based sanatçı olarak çok fazla research-based yanda kalırsan, sen sosyal bilimleri, felsefe, ekonomi oraya kayıyorsun ve belki sanatsal boyutunu kaybetmiş olacaksın. Artı eğer senin bulduğun noktalar çok sağlam değilse, orijinal alanda çalışan uzmanları kadar hiçbir zaman onlar kadar iyi olamazsın. Anlatabiliyor muyum? Ama Gündüz Hoca tipografi üzerine çalışsa da hiçbir zaman bir şey anlatmıyor. Yani izah ediyor. Yani o aradaki mesela kelimeler arasındaki benzerlikleri gösteriyor ama mesela altyazı olarak yazmıyor. Bu dil, bu şu demek, o ona bak, şunu bak. Çünkü mesela bir nevi her zaman Gündüz Hoca bence seyircinin rolünü ve sanatının fonksiyonunu çok hakimdi ve onun farkındaydı. Ve bu yüzden içerik bir form... Bilim de çok yükselişte, uzaya gidiliyor değil mi? Bir sürü kozmik bir dünya algısı var. Dünya yuvarlaklaşıyor değil mi? Şeyden çıkıyoruz, iki boyutlu bakıştan. Tabii tabii, yani işte bence... Yani Sufizm ile ilgileniyor, işte İslam ile ilgileniyor, Batı kültürleri ile ilgileniyor. Yani çok tinsellik ile ilgilenen bir adamdı. Dolayısıyla sanat var, estetik var, kültürler var ve tinsellik veya de dini sistemlerle ilgilenen bir adam ve universalizme inanan bir insan. Yani culture dedik. Evet. Değil mi? Yani çoğulcuğu reddetmeyen bir adam. Yani evrenin tüm kompleksiti, tüm katmanlarla ve karışıklığıyla, tüm kaos ile kabul eden ama onun içinde kendi yolunu çizen ve bulan bir adam aslında. Hocam, diyebilir miyim? Çok güzel izah ettin ve çok güzel anlattın Marcus, her şeyi çok çok iyi anlıyorsun babamın sanatına, eksik olmam. Evet, aslında babamla aramızda bir diyalog oluşmuştu bir defa ve hafif böyle sanki bir münakaşa gibi bir diyalogdu ama sonra tabii babam doğru çıktı ve ben ondan pek çok şey öğrendim. Çünkü ben kendi eğitimle böyle form, estetik ve konsept, yani söylediğin gibi içerik ve anlatımın iki farklı şey olduğunu zannediyordum. Çünkü conceptual sanat ortaya çıkınca ben yani şeyime başladım. Yani benim eğitimim conceptual sanat üzerine olmuştu. Ama babam hayır dedi. Form ve konsept birbirine tamamen bağlı. Aslında yani form da bir konsept dedi. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bir form, hiç bir içerik olmasa da, narrative olmasa da, hiçbir şey anlatmasa da onun da, o da bazı konseptleri anlatıyor. Yani tamamen formal açıdan ve bunu, bu çok önemli bir şeydi, bir tecrübeydi. Yani babam sayesinde ben bunu anladım. Yani her ikisini aynı olarak görüyordu babam. Sen de bir nevi aynı şeyi anlattın şimdi. Hocam buyurun. Babalar kızlarıyla her zaman bu şu anda anlatılan şeyleri yaşarlar. Ben de kızlarımla yaşıyorum. Yine bir başka noktadan gireceğim. Güzel bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Bu inşallah yazıya da dökülür. Sonuçta herkesin eline ulaşır. Bedir Rahmi'nin öğrencisi oldu. Ama Bedir Rahmi'nin öğrencisi olduktan sonra da, yani benimle tanıştığı yıllarda kendi çalışmasını yaptıktan sonra, baskılarını gerçekleştirdikten sonra elinden tutup bana getirdiği hoca Nurla Berk'ti.
Bunu anlatmak istiyorum. Nurla Berk sonra bizim atölyenin değişmez kişilerinden biri oldu, sanatçılarından biri oldu. Zaman zaman gelip çalışan sanatçılarla birlikte orada Türk resmi üzerine konuşmalar yapmaya başladık. Bunun içerisinde Bedir Ahmi de var. Biraz önce Markus bahsetti, Erol Akyavaş da var. Elif Naci de var. Yani bu çok önemli isimler, bunların hepsi Türk resminde önemli noktalar ve taşlar. Ve konuşulan şey şuydu, özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Nurla Berk Türk resim sanatı sergisi açıyor Paris'te. Akademi hocalarının resimlerini götürüyor ve sergileniyor. İşte Türkler ve Fransızlar sergi salonunu dolduruyorlar, kalabalık bir biçimde dolduruyorlar. Bir Fransız eleştirmen yana yakıla, o zaman küratör diye bir isim yok, sergi komiseri deniyor. Bu serginin komiseri kim diye soruyorlar. Monsieur Nurla Berk diyorlar. Nurla Berk gerçekten Fransızcayı süper konuşan bir hocamızdı. Çok da derin bilgileri olan bir hocaydı. Getiriyorlar. Monsieur diyor, Türk resmi nerede sergileniyor? İşte diyor, duvarlarda gördüğünüz resimler Türk sanatçıların eserleri. Ama diyor, Monsieur diyor, bir tanesine bakıyorum diyor, Gauguin'e benziyor. Bir tanesine bakıyorum, Matisse'e benziyor. Bir tanesine bakıyorum, Picasso'ya benziyor. Şuna benziyor, buna benziyor. Ama Türk resmi nerede diyor. Bizim atölyede en çok tartışılan, sanatçıların bir araya geldiklerinde tartıştıkları konulardan bir tanesi buydu. Elif Naci diyor ki, ben diyor kaligrafiyi diyor resme mal etmeye çalıştım ama bir türlü beceremedim diyor. Bunların içerisinde, bu söyleşilerin içerisinde Burhan Doğançay da var, Erol Akyavaş da var, Elif Naci de var. Yani Nurla Berk anlatırken, yani o dönemdeki yaşayan, şimdi yaşamayan birçok sanatçı da var. Hepimiz düşünüyoruz yani. Biz ne yapmalıyız? Hem kendimiz olmak için ne yapmalıyız, hem de birilerinin kopyacısı olmak üzere ne yapmamalıyız? Bunu düşünüyoruz. Yani Mozart, Beethoven kompozitör olarak besteliyorlar ama dünyada onları icra eden milyonlar, milyarlar var. Bir yeni insan var. Yani yorumcu olmak başka bir şey, sanatçı olmak başka bir şey. Bence gündüz bu işi yakalayanların başında geliyor. Hem kendi kültürümüzde düşünen insanlar olarak bizler, kendi kültürümüzden yeni bir şeyi nasıl yaparız? Bunu düşünmek zorundayız. İşte onu düşünen sanatçılar bence özgün sanatçılar olacaktır. Şimdi şu karşıda iki tane resim var. Matrakçı Nasuh'tan belki çıktığı söylenebilir. Veya Bizans gravürlerinde de buna benzer şeyler var. Oradan çıkılabilir. Ama İstanbul'u kuş bakışı yapan ilk sanatçının Gündüz Gölen'i olduğunu ben söylemek istiyorum. Daha sonra sadece bunu yapan sanatçılarımız da var. Ve çok ünlü sanatçılarımız da oldu. Farklılıklar da belki getirdiler. Belki başka bir yola da götürdüler. Bunlar hep söylenebilir. Ama bir şeyi, bir sanatçı olarak bir şeyi eğer kendiyle bütünleştiriyorsa insan, kendi kültürü üzerine koyuyor. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Erol Akyavaş bizim müzemizde o sıralarda hünername, surname minyatürlerini basıyorduk atölye yaşasın diye. Birebir o kitaptan minyatürler basıyorduk. Atölyenin yaşaması için. Ve mesela bu konuşmaların içerisinde o minyatür baskılardan bir parça, bir kısım bana verir misin dedi, verdim. Bunlar sonra kesti, kolajlar yaptı ve şeyler başladı.
Osmanlı'ya dönüş şeyler başladı ve çok da güzel şeyler oldu. Ve biz bugün Erol Akyavaş'ı önde önemli bir sanatçı görüyorsak, kendi kültür altyapısından gelme ve onun üzerine resmini inşa ettiği için beğeniyoruz. Doğan Çay'ın da işte o kurdeleleri de mesela altlarda olan şeylerin kaligrafik estetiği aslında bizim kaligrafimizin estetiği. Herkes kendine göre o şeyden, yani o kültürden besleniyor. Ama biz bu beslendiğimiz kültürü çağa nasıl taşırız? İşte o çağa taşıyan bence örnek sanatçılardan bir tanesi Gündüz Gölönü'dür. Orada karşıda resim görüyoruz. Orada kaligrafi şeyler var. Hatta Latin alfabeleri var. Ama onlara baktığınız zaman Latin alfabesi olarak da görmüyorsunuz. Orada bir resim görüyorsunuz. Bir estetik buluşmayı, estetik bir renk olarak da, biçim olarak da onları görüyorsunuz. Ama dikkatli baktığınız zaman içerisinde onun özellikle kafasına takılan Türk dilinden nasıl başka diller türemiş onu da buluyorsunuz. Yani bir sanatçı dönme dolak gibi devamlı kazıyan, kazıdıkça çıkan malzemeyi resmine katan bir sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. Onun için Gündüz bu farklılığıyla beraber bence resim tarihimizde önemli bir yere sahip. Yine ben bırakıyorum. Bir şey ekleyebilirim. Çok güzel ifade ettiniz. Sizin söylediğiniz iki şeyi bir araya bağlamak istiyorum. Marcus bir Matrix'ten bahsetti. Matrix bir grid'den bahsetti. Siz de Osmanlı sanatından bahsettiniz. Aslında gördüğünüz bir Matrix var. Yani eserlerde tekrar eden bir pattern var. Matrix'e benzeyen. Ve o Matrix Osmanlı minyatürlerinden alınmış bir Matrix. Yani Osmanlı minyatürlerinde nasıl duvar motiflerini, duvar paternlerini, çinilerini nasıl temsil edebilecek gibi bir soru var ve o minyatürler o soruyu çok güzel bir şekilde bir matrix halinde çözüyor. Babam o matrix'i alıyor, matrix olarak bir konu yapıyor ve tekrar ediyor Marcus'un söylediği gibi. Öyle bir ekleme yapmak istedim. Bildiğim kadarıyla son yıllarında sizinle Göbekli Tepe'ye de gitti değil mi? Biraz evet. Anlatır mısınız oradaki izlenimlerini? Tabii yani her ikimiz için çok önemli bir seyahattı. Çok katmanlı yani kültürlerden bahsediyoruz. Yani her şeyi orada görüyoruz. Artuklu'dan, İslam sanatının çok daha eski temsillerinden, Göbekli Tepe'den değil mi? Yani Neolitik sanattan, yani her şey katman katman orada o topraklarda gömülü ve ne kadar kazırsak o katmanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii bütün bu kültürlerden babam çok ilham aldı. Yani teker teker hepsini saymak istemiyorum. Hem Roma mozaiklerini unuttum, Zygma'ya gittik mesela. Yunan mitolojisinden babam pek çok ilham aldı. Yani birkaç tane ana tema görüyorum ben babamın işlerine bakarken. Yani bu temalardan biri Yunan mitolojisi. Tekrar ediyor babamın sanatlarında. Doğaya ve denize duyduğu sevgi, arkeoloji, dil çalışmaları, folklor kültürleri, Anadolu'nun ve Balkanlarının folklor kültürleri. Böyle ana temalar görüyorum. Osmanlı sanatı, tabii İslam sanatı. Ve yani bütün bu temaların bir araya geldiği bir bölgeyi ziyaret ettik aslında Doğu Anadolu'ya gidip. Orta Doğu Anadolu'ya. Yani orada çok ilhamlar aldı ve çok güzel tablolar yaptı o geziden sonra. O tablolar daha sergilenmedi ama inşallah bir gün onları da halka sunarız. Hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben devam edeyim. Şimdi Marcus bu noktada hocanın işlerin bütününe yine baktığın zaman çoğaltma meselesi. Niçin bu kadar üstüne gidiyor? Bir şeyin biricik olması ya da olmaması onun için niye bu kadar önemli? Ben bunu biraz merak etmek ve seslendirmek istiyorum. Bazı işleri biricik, artist book dediğin
neredeyse kültürel miras gibi davrandığı kendi hafızasına ya da emeğine. Ama bazı işlerde bildiğimiz çoğaltma derdine düşüyor. Yani baskı resmin sanat tarihindeki belki yerini burada sorgulamamız gerekebilir. Bir sorum daha olacak. Hocanın bu kariyer ışığında üretmeye çalıştığı sentezi biz bugün yakalayabildik mi? Yakalayabiliyor muyuz? Yoksa kiç bir yapıştırma, bir doğu batı sentezi bize mi dayatılıyor? Camilerimize baktığında ya da işte bu gündelik hayatta bize sunulan oryantal diyebileceğim, ne yazık ki kiç diyebileceğim estetiğe baktığında neredeyiz, ne görüyoruz? Evet, birinci soru bence, ben birkaç tane düşünce sadece paylaşabilirim ama bence o konuda özellikle Süleyman Hoca, çünkü neden baskı yapılır diye belki Süleyman Hoca ya da birine sorabilirsin. Sonuç olarak yani genel olarak her sanatsal eserinin öncesinde bir fikir, bir vizyon var, bir derdi var, bir mesaj var. Dışarı çıkması gereken bir şeydir. Tamam mı? Ondan sonra sanatçı bu düşünce, vizyon, konsept için uygun olan bir disiplin, mecra, estetik seçer. Eğer fotoğraf gerekirse fotoğraf kullanılır. Painter gerekirse painter kullanılır. Figüratif mi, soyut mu, kavramsal mı? Valla gerekirse baskı demektir. Çünkü sonuç olarak Günlüs Hoca bir dönemde resim tercih etmiştir. Sonra baskı tercih etmiştir. Baskılardaki kitapları orta çıkmış. Yani bu bağlamda şey görebiliriz. Yani sonra tekrar baskıdan ayrılıp tekrar işte pentür ve figürü dönüyor. Bu bağlamda sanat tarih içindeki baskı rolünü baktığımızda, ki yani bir baskı ustasının yanında böyle anlatmak ayıptır ama en azından şunu özetleyebiliriz. Yani işte doğuda en az 2000, batıda en az 500 senelik bir tarihe baktığımızda aslında baskı sanatı reprodüksiyon ve çoğaltmadan modern toplumda ve 18. yüzyıldan sonra özgün bir sanat alanı olarak dönüşüyor. Yani en başından işte bir çoğaltma tekniği olarak, işte tıpkı kitabın çoğaltması gibi sanatın yaygınlaşması, bilginin yaygınlaşması için önemli bir mecra. Hatta günümüzde birçok ressam olarak bildiğimiz sanatçılar, örneğin Rembrandt, kendi zamanında aslında baskı sanatçı olarak daha yaygın biliniyordu. Çünkü Rembrandt senede 5 tane resim yapıyor ama 20 bin tane baskı çoğaltıyor. Dolayısıyla baskı şöyle bir anda sanatının in situ olan durumunu oradan kopartıp ve yapıtları sadece bu duvarda fresko olarak değil, bütün halkın evleri içinde girilebilecek bir mecra olarak görebiliriz. Bu yüzden bazı sanatçılar kendi işleri çoğaltıp yaygınlaştırıyordu. Ya da bazı işte sanatçıları belli ustalara çağırıp oradan bir kopya falan isteyip ve bu bağlamda ününü ve önemini aslında çoğaltıyordu. Fakat işte en geç 19. yüzyıldan itibaren işte litografi ve belli bir takım sanatçılarla beraber, işte Edward Munch, Lautrec vesaire, artık şey görüyoruz. Yani baskı sadece bir kopi makinesi değil. Baskı artık özgün, özgür ve kendi yerine sahip olan, bunun için belli avantajla taşıyan bir mecra olarak görüyoruz. Onun dışında şimdi bu estetik kiç falan meselesine geldiğimizde şunu bence önemli. Şimdi Süleyman Hoca işte sizin anlattığınız herhalde 60'lı 70'li yıllarında, değil mi? Demek ki o dönemde öyle bir derdi vardı ki ben 2001 yılında, ki o dönemde biz tanışmıştık. Sen Radikal'de yazmıştın. Ben Siemens Sanat'ta çalışmaya başladım. Siemens Sanat'ta ilk açıldığında bana sadece iki şey dediler. Biz genç Türk sanatçıları destek vermek istiyoruz. Bu kadar. Ondan sonra şey dedim, genç, tamam yani biz hepimiz genciz. Aşağı yukarı ne olduğunu genç, çağdaş, güncel anlarım. Ama Türk sanatı ne? Yani Türk sanatçı ne? Ben Alman olarak 2001 yılında birkaç gün İstanbul'a geldim. Eşimle tanıştım. Hala buradayım.
Dolayısıyla Alman olarak işte eğitim ya da ilk küratörlük deneyimlerini 90'larda Almanya'da başlıyor. Bu yüzden Alman sanatını, Amerikan sanatını falan filan biraz uzak doğu az çok bilebilirim. Ama o dönemde Türk sanatını bilmiyordum. Dolayısıyla işte ben ilk olarak araştırmaya başladım. Belli kaynakları, belli uzmanları, işte o dönemde Beral Madra bir tarafta, Vasıf Kortun bir tarafta, hepsiyle görüştüm. Hocalarla görüştüm, üniversitelere gittim, mimar sanatı falan. Genç sanatçılarla da görüştüm. Sonuçta genç sanatçılarla çalışmam gerekiyordu. Ama bana ne dediler biliyor musun? Çünkü ben şey düşündüm, saf bir şekilde ve cahil bir şekilde o dönemde. İlk tamamını soyut yapan sanatçı, Rusya'dan gelen ve Almanya'dan çalışan ve Kandinsky isimli bir sanatçı olmamalıydı. Onun ismi Muhammed Ali ya da şey olmalı, Avrupalı sanatçıları 500 senelik bir figüratif sanat tarihten kopartıp bir şekilde soyut zorla ulaşıyor. Fakat bazı bölgelerinde soyut zaten 500 senelik bir tarihi sahipti, bir temel sahipti. Tamam mı? Bu yüzden gençlere şey sordum. Tıpkı sizin tarif ettiğiniz ve senin izah ettiğin gibi ben şey merak ettim. Yani acaba hat bulabilir miyim? Acaba İslam sanattan bir şey bulabilir miyim? Ya da Orta Doğu kültüründen işte Bizans'tan falan filan ne bulabilirim? Ama o dönemde pek bulamadım. Ve genç sanatçılar bana üç sebep söylediler. Neden kullanmıyorlar bu elemanları? Birinci sebep şey dediler, biz onları bilmiyoruz. Mimar Sinan'da okuduğumuzda, Marmara'da okuduğumuzda, Yeditepe'de ya da başka bir yerde okuduğumuzda bizim odak noktamız Batı sanattır. Hala öyledi. İşte ilk açıldığında böyledi, sizin de öyle yaşadığınız, bizim gençler de öyle eğitim almışlar. Bu yüzden şey dediler, biz Türk sanatı bilmiyoruz ki, yani Türk geleneksel sanatını. Bu bir. İkinci sebep şey diyorlar, ya Markus bırak ya, ben Beyoğlu'nda yaşıyorum, işte benim ne alakam var hayatımda? İşte Kadıköy'de bağlar sokaklarda, işte takılırken falan filan yaparken benim hayatımla hiçbir alakası yok. Radiohead dinliyorum, işte bu filmleri seyrediyorum, böyle giyiniyorum, ne alakası? Bunu da anlarım. Üçüncü ne? Bu en ilginci biliyor musun? İstesem bile kullanamam. Neden? Tabu. Nasıl bir tabu? Şey dediler, eğer ben bu alandan elemanları kullanıyorsam bana ya dinci, ya faşist, ya da tutucu diyorlar. Yılı 2003. Yani bu tavır zaman ilerledikçe hafif değişti ve günümüz biraz daha rahatlamış bir şekilde. Birçok tabu günümüzde dokunulmazlığını kaybetmeye başladılar. İşte yani ülke, Kemalizm, aynı zamanda Osmanlı ya da o dönemdeki havuz hafif açıldı. Ve günümüzde tabii ki birçok kiç klişeleri yapılır. Neo-orientalizm, işte Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım videolara baktığınızda işte neo-orientalizmi görüyorsun. Ama öbür tarafta mesela Canan'ın çalışmalara baktığında müthiş bir sentez. Kadın ne yapıyor? Neo-feminist, oldukça sert, radikal eleştiri. Osmanlı işte minyatür ya da başka elemanlarla karıştırıyor. Buna benzeyen birçok başka genç sanatçılar ortaya çıkıyor. Yani bu tabu günümüzde biraz daha yıkıldı. Ama henüz tam bir normalizasyon olmadı. Çünkü şimdi başka fobilere var, dokunulmazlıkları var. Acaba beni satılmış birisi olarak görecekler mi? Acaba şimdi mi tekrar kullanamıyorum yoksa bana AKP'li mi diyecekler falan. Yani bu bağlamda birçok konu gibi Türkiye'de şu ana kültür ve sanat alanında tam bir normalizasyon söz konusu değil. Almanya'da örneğin orada çünkü imge olarak, estetik olarak ya da tarihi olarak çok daha rahat her havuzdan beslenebilirsin, sentezler yaratabilirsin ve açık açık eleştiri de yapabilirsin yani. Bu bağlamda ama benim inancım Türkiye'de de bu yolda olumlu olarak devam edilecek. Çünkü bu gençler bütün dünyayı görmeye devam edecekler. Ve bu bağlamda globalleşen dünyamızda İşte bu
yaklaşmalar ve bu sentezler doğal olarak ve mecbur olarak ilerleyecek. Bu yüzden o normalizasyon bugün yarın daha rahat bir şekilde göreceğiz diye ümit ediyorum. Yorumunuz var mı? Bugünlerde çok önemli bir sergi var, Tophane-i Amire'de. Oradaki sergideki resimlerin çoğu bir dönem akademi hocalarının hocalarının resimleri. Andrelotlar var biliyorsunuz, yani birçok hocanın, Nurla Berk dahil birçok hocanın hocası var. Türkiye'de bir dönem Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde okutulan sanat tarihinin ismi Batı'ya yönelik Türk resmi tarihiydi. Bu çok önemli bir şey. Çok uzun yani süre devam etti. Ve yani diyelim ki işte Hikmet Onatlar, akademinin eski hocaları Çallılar, Mallılar ya empresyonist ya ekspresyonist ya başka kübist dönemlerden böyle Avrupa'da eğitimlerini gördükleri hocaların benzerleri resimler yaparak eğitim başladı. Eğitim de öyle başladı, resim de öyle başladı. Ama bu gayet doğal şey. Gayet normal bir şey. Ta ki artık biz kaybedilen zamanı kazanmak için farklı düşüncelerle, farklı eğitime koyduğumuz başka felsefi düşüncelerle, başka boyutlardaki yabancılar üzerinde yaptığımız araştırmalarla kendimizi bulduğumuzu düşünüyorum. Bu ilk bulanlardan bir tanesi diye düşünüyorum Gündüz'ü. Ben de o sınıfta sayılabilirim. 80 yaşına artık geldim. Rahatlıkla konuşuyorum. Ciddi araştırmalar yaptık yani. Çok şeyleri de kopya ettik yani zamanında. Ama artık biz olmak zorundayız. Biraz önce söylediğim, sanatçı kendi olandır diyorum. Eğer benim resmime bakıp da siz diyorsanız ki bilmem kimin resmine benziyor, o zaman ben Beethoven'u kopya eden veya çalan icra eden bir kişiyim diye bakmamız lazım. Onun için bunları artık geçtik biz. Bunları artık geçtik. Bu geçme döneminin içerisinde de bazı taşlar var. Bu taşlardan biri de Gündüz'dür diyorum. Bu taşlar kaç tanedir Türkiye'de, kaç kişidir? Çok da değildir. Ama onlar kalacaklar. Yarının Türk resmi içerisinde unutulmayan isimler olacaklardır. Yani burayı bir defa nokta olarak koymamız lazım. Teşekkür ederim. Ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. André Lhote'un biraz daha gerisine gitmek istiyorum. Yani bir sanat tarihçisi olarak modernizmin başlangıcına bakarken, 19. yüzyılın sonuna bakarken, Gauguin'e mesela bakarken, sizin söylediğiniz gibi bu Türk sanatçı Gauguin'e benziyor demiş. Ama Gauguin de kime bakıyor, nereye bakıyor? O da batıya bakıyor. Picasso kime bakıyor? Afrika'ya bakıyor. Van Gogh kime bakıyor? Japonya'ya bakıyor, Japon baskı sanatlarına bakıyor. Bu yenilikçiler, modernist yenilikçiler zaten bu sentezi bir ara, yani ele almışlar. Yani bunlar bu sentezi ele alınca neden modernist yenilikçi olarak algılanıyorlar? Biz bu sentezi ele alınca neden tekrarcı olarak algılanıyoruz? Yani bu soruyu sormak lazım bence. Değil mi? Matisse Odalık diye bir resim yapmış mesela. Evet. Orientalist belki Anadolu'dan bir yatan kadın kıyafetiyle falan bir resimdir, değil mi o? Evet. Şimdi burada tabii Picasso'nun Afrika'dan veya yine bizim yani Orta Doğu ülkelerinden çaldığı bir şeyler var. Ama onu kendine mal edip farklı halde sunması çok önemli. Burada çok ince bir nokta var. Yani kendinin olabilecek hale getirmek lazım düşünceyi
veya sanatı. Burada böyle bir incelik var. Tam bu tartışma için ben her zaman bir tane terim kullanıyorum. Bu terim 1980'larda environmental aktivizmden kaynak yani çıkmış bir terim, global. Yani global olmak ne demek? İşte global düşün ama lokal hareket et. Yani dolayısıyla dünya düşün, dünyanın iyiliğini. Ama bir yanda da nerede başlayacaksın? İşte kendi çevrende başlayacaksın, etrafında başlayacaksın, bu noktada başlayacaksın. Bu terim aslında sanat içinde veya da sanat ve kültür üretim içinde kullanabiliriz. Global. Yani bir yanda tabii ki şimdi kimse işte yani işte Türk kültürü böyle bir hapsetmiş olan bir şey olarak falan bir faunus içinde altında değişmeyen bir şey olarak algılamak zorunda değil, hatta yapmamalı. Çünkü eğer kültürü hapsediyorsan ya da çok işte vakum içinde algılıyorsan işte kültür değil, o faşizm olur. Fakat sanat tarihi içinde ya da sanat ve kültür tarihi içinde zaten şunu biliyoruz. Hiçbir şey havadan, vakumdan oluşmuyor. Yani birbirinden arka bir şekilde etkiliyorlar. Birbirini itiyorlar, birbirini öldürüp üstüne bir şey yapıyorlar. Ama sadece zaman olarak işte Bizans, Orta Çağ, Renesans falan filan değil. Bir yanda sağ soldaki etkileşimleri var. İşte Japonizm, işte Orientalizm, işte Primitivizm vesaire dediğin gibi. Bu bağlamda günümüzdeki tekrar baktığımızda işte bu enformasyon çağı ve oradaki dijital yardım ile sağa sola bakmak, öne arka bakmak, yukarı aşağı bakmak çok daha kolay olmaya başladı. Bu yüzden çağdaş sanat o kadar karışık, o kadar tuhaf, o kadar katmanlı. Ve bu yüzden belki bu yapıtlarda da ve bu yüzden belki Gündüz Gölü'nün sanatsal ya da insan olarak kültürü karşı olan yaklaşım bizim için çok önemli bir örnek, erken bir örnek olabilir. Çünkü genellikle işte tarihten gelen örnekler üzerinde biz çağdaşı bazen çok daha kolay anlayabiliriz. Çünkü şu anda biz ağaç içinde işte dallar üzerine oturuyoruz ama ağacı kendisini göremiyoruz. Çünkü dışarıdan bakamıyoruz. Ama bazen tarihe bakmak ve o ilk ipuçları, tohumları ya da köklere bakmak ve onları kazmak ve bulmaktan günümüzü çok daha kolay anlayabiliriz. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi işte Eyüp Oğlu, işte Ero Akyavaş, siz Gündüz Gölü'nü ve birkaç sanatçı daha fazla 80-90'lardan itibaren burada aslında özgün sentezleri yaratan çalışmaları söz konusu ve aslında genel olarak bana göre Türk resim sanatında ya da painter sanatında Paris'teki Soyut Ekol ile beraber işte Selim Turan, Mübin Orhun ile beraber zaten Türk sanat, Türk resim tarihinde gecikme diye bir söz konusu yok. Çünkü ilk defa o dönemde Türkiye'den yurt dışına giden bir avantgard Avrupa'daki avantgard ile eş zamanda aynı noktada çalışıyor. Ardından işte 60-70'lerde birkaç tane bireysel çabalarıyla özgün sentezler yaratılıyor. Ve bu bağlamda hem Türk sanat tarih ve Batı sanat tarih, dünya sanat tarih arasındaki paralellikler ve farklılıkları daha kolay okuyabiliriz. Ve bu yüzden mesela son olarak sergiler önemli. Kitaplar da önemli. Çünkü sergiler bir nevi kurumlar, küratörler, sanatçılarla, koleksiyonerlerle beraber aslında bir söylem yaratıyor, bir dünya yaratıyor, görünürlük kazandırıyor. Biz bu sergiyle görünürlük kazandırıyor. Birçok kişi büyük ihtimalle bu işleri ilk defa görüyorlar. Ama kitap sayesinde işte arşiv oluşturuyoruz, belek oluşturuyoruz ve ondan sonra bakalım tarih bundan sonra nereye doğru gider Gündüz Hoca'yla? Bu tür sergiler tabii bir misyon da taşıyorlar ve bunları aslında bir bestecinin geride bıraktığı bestelere farklı bir orkestrayla, farklı bir şefle değil mi, farklı bir yorumun getirilmesi olarak bakmak çok tabii normal, mümkün. O açıdan Gündüz Hoca'ya hani tekrar geri dönecek olursak, kendisi hep
tek bir şeyden belki de beslenmiş diyebiliriz. Bunu soru olarak da yansıtıyorum. O da izafiyet, görelilik, görecelik. Çünkü o dönem biliyorsunuz, hani yine söyleyelim, uzay ve kozmoloji çok büyük bir atılım içinde. İnsan Ay'a gidiyor filan. O konuda işleri var hatta. Birleşmiş Milletler kuruluyor. Globalizm kökleri belki de atılmaya çalışılıyor. 68 olayları var. 68 demek baskı resim demek, Paris demek, gençlik demek. Yani bunları da yaşıyor hoca, uzaktan da olsa. San Francisco'da zaten hippi çocuklar, bunun getirdiği bir alternatif global kültür var. Onlarla beraber ben bir kişiyi de anmak istiyorum. Sen Paris deyince, Yüksel Arslan. Yani şimdi Yüksel Arslan'la Gündüz Hoca'nın da ben bir tür genetik olarak, kültürel olarak akraba olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? En azından yani pat diye ne aklıma geliyor? İşte Yüksel Arslan da sentez yaratan bir adam. Yani hem formel olarak, çünkü Yüksel Arslan işte çizim, pentür birleştiren bir sanatçı ve aslında erken bir dönemde çizim pentürden daha önemli. Çizim sadece bir pentürün ön çalışması. Bu işin o kadar kağıt işleri çok önemli değil gibi. Bazen bir, öyle bir izlenim oluşuyor. Özellikle Türkiye'de çok uzun zaman öyle bir izlenim vardı. Kağıt üzerinde çizim iş çok önemli değil. Tuval olsun, büyük olsun, küçümsüyorlar. Yurt dışında öyle bir küçümseme yok. Çünkü işte Albertina gibi grafik kabinetleri, müzeler, sadece işte çizim kağıt üzerinde yoğunlaşan müzeler, kurumlar var. Yüksel Arslan öbür tarafta bence o da sentez yaratıyor. Çünkü o da işte figür kullanımı baktığında orada batı görüyorum, doğu görüyorum. Oradaki anlatım baktığımızda işte Das Kapital okuduktan sonra bütün işlere bambaşka bir hale geliyor. Ama ona rağmen hiçbir zaman plakatif olmuyor. Ne kadar sert ve ne kadar politik olsa da hala işte içinde sürrealizm bulabilirim, sentezle yaratır, işte Freud içinde var, işte yaratık, boş görüyorum falan, yarım insan, yarım yaratıkları, işte kafada penis olan insanlara vesaire baktığımızda, o da hiçbir zaman 68 gibi işte yumruk olsun, didaktik olsun, herkes anlasın diye bir yaklaşım benimsemiyor. Erol Akyavaş'ın da biliyoruz ki minyatür veya Osmanlı, oryantal kültürüne göndermede bulunan neredeyse pornografik işleri olduğunu da biliyoruz. Tabii yani bu işte İstanbul Modern'deki retrospektif belki görmüşsünüz. Biraz önce galiba Levent'i gördüm, bir yerdeydi. Ona da teşekkür ederdim şimdi. Müthiş bir sergi yapmışlar. Tabii. Yani o Erol Akyavaş'ın retrospektif de tam bizim mesela bilmediğimiz Erol Akyavaş ortaya çıkarttılar. Çünkü biz genellikle işte bu büyük paintürleri biliyoruz. İşte İstanbul Modern'de asıl olan. Yani bu yüzden bu bağlamda bir akrabalık kesinlikle söz konusu olabilir. Hocam buyurun. En iyi veya en başarılı, en değerli sanat eseri, bileği en kuvvetli olan ülkelerin sanatçıları tarafından yapılıyor. Yani siz ne kadar büyük olursanız olun, arkanızdaki devlet küçükse siz küçük bir sanatçısınız. Gündüz Gölönü'de Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir sanatçı ama dünya sanatında hiçbir zaman yer almayacak. Ben de almayacağım. Ama büyük devletler kendi sanatçılarını, çünkü onların büyük müzeleri var. Kocaman devasa müzelerde milyonları kuyruğa dizip 7 tane kuyruk, her kuyrukta 1000 kişi olan insanları kendi müzelerinde gezdirerek eğitiyorlar ve içeri girdiklerinde de kendi büyük sanatçılarını ister istemez birilerinin düşüncelerine yerleştiriyorlar. Kitaplar çıkıyor, şeyler oluyor. Eğer hala ülkemizde batı ölçekli 5 tane, 10 tane müzemiz olmazsa biz kendi kendimize gelin güvey olacağız burada. Maalesef bu böyle. Maalesef diyorum. Çok önemli bir kültürün mirasçılarıyız. Dünyada hiçbir ülke yok. Bunun içerisinde Marcus da
hak verecektir bana. Türk topraklarında kadar kültürleri olan Avrupa'da hiçbir ülke yok. Almanya dahil. Dünyanın herhangi bir yerinde de yok. Bu kadar katman katman kültürlerin üzerinde yaşayan bir ülkenin sanatçılar olarak biz maalesef şu andaki bizi yönetenler ve bizim hak etmediğimiz yerde bizi bırakanlar utanmalıdır. Müzelere ihtiyacımız var. Müzelerde insanlar. Çünkü bizim müzelerimiz olduğu zaman biz yabancı sanatçıları o müzelerde sergileyeceğiz. Al gülüm ver gülüm yaşamaya başlayacağız. Bizim sanatçılarımız da o müzeler ister istemez kendi müzelerine koyacak. Çok ünlü sanatçılarımızın hiçbirisinin dünya müzelerinde asılı duvarında resmini göremezsiniz. Bu sanatçımızın yeterli olmadığından veya dünya standartlarında sanatçı olmadığından ileri gelmiyor. Bu arkamızda başka ülkelerin bileğini bükecek düşünceyi taşıyan hükümetlerimizin olmamasından kaynaklanıyor. Yani burada aslında cehaletin getirdiği, belki bazı başka faktörlerin de olduğu şeyi özellikle konuşmak istemiyorum. Ama ben bütün hayatım boyunca yaşadığım dönemlerde bazen komünist oldum, bazen sosyalist oldum, nasyonal sosyalist oldum, bazen kapitalist oldum. Bazen başka bir şeyler söylendi bana, sürgünlerde de bulundu, bir yerden öbür tarafa sürüldüm. Bütün bunları yaşadım yani. 80 yaşındaki bir adam olarak konuşuyorum. Bütün bu yaşadıklarımıza rağmen biz görevimizi yapıyoruz. Ama asıl görevini yapacak kişiler görevlerini yapmıyorlar. Şimdi bu güzel toplantıda sevgili bir arkadaşımızı hak etmiş bir övgüyle onu bir yere koymaya çalışıyoruz. Ama o koyacağımız yerin sınırları ne olacak dediğimiz zaman orada biraz durmak lazım, düşünmek lazım. Amerika'da yaşamış, Amerika'da şey yapmış, Paris'te bulunmuş, son derece önemli kişilerle bir arada yaşamış, düşünceleri itibariyle oradaki yaşadığı bütün insanların standartlarında yaşamış, onlarla aynı düzeyde düşünmüş, belki onlardan daha kaliteli de yaratılarda bulunmuş bir insan. Şimdi burada kendimiz aramızda tartışıyoruz ve bir yere koymaya çalışıyoruz. Hepimiz için çok zor. Hayat çok zor. Ama bütün bu yaşamın içerisinde sanatla uğraşmak daha da zor. Ben bunu kendi yaşadığım şeyi biliyorum. Ailemin bütçesinden kısarak bir müze kurdum. Ama müzemi Türkiye'de müze gezme alışkanlığı olmayan bir ülkenin içerisinde yaşıyorum. Gelen yabancılar daha çok ülkeme, Türkiye'de yaşayan insanlardan neredeyse. Bu enteresan. Bütün bunların çözümü eğitimden geçiyor. Biz insanlarımızı iyi eğitmemiz lazım. İyi eğitmediğimiz zaman ne sanatımız bir yere gelebilir, ne de başka ülkeler nezdinde kıymetimiz bir yere gelebilir. Ülkenin toprakları çok verimli. Çok şanslı insanlarız. Fakat bu şanslarımızı iyi kullanamadığımız için de böyle kendi kendimize gelin güvey oluyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sanıyorum çok da yorduk sizi. Teşekkür ediyorum. Şimdi bitirmek adına ben isterseniz varsa birkaç soru almak isterim. Var mıdır soru sormak isteyen? Ben başlayabilir miyim? Kayıt alıyoruz isterseniz şimdi. İsim soyisim. Halis Başarır ben. Efendim bu tür açık oturumlar, söyleşiler zaman zaman Türkiye'de benim işte 75 yaşıma kadar gördüğüm şeylerden bir iki tanesini anlatacağım. 60'lı yıllar siyasal çalkantıların ters yönde esen rüzgarlarının kesildiği dönemlerde yeniden sanatçılar toplumun geri kalmışlığının, toplumdaki işlerin iyiye gitmemişliğinin irdelemesini yaparlar. Fakat Türkiye'de ne yazık ki Amerika
Amerika deyince Amerika'yı ben ileri kapitalist ülkenin dünya hakimiyeti olarak ele aldığım için bu yanlış Amerika tutkusu eğitimde İngilizce dilinin özellikle Amerika'nın Kültür Bakanlığı'nın stratejik bir planıymış gibi okullarda okutulması ve Türkiye'nin kendi bulduğu eğitim kurumlarını geliştirememesi, işte bunu köy enstitülerini falan söylerler fakat köy enstitülerinin de doğru dürüst anlatamayan insanlar var. Ben de köy enstitülerinin bir bölümünde okudum İstanbul Öğretmen Okulu'na gelmezden önce. Ve bizim bu Türkiye'deki sanatta, toplumda sanatın içselleştirilmesi, hayatın estetize edilmesi gibi konular bir türlü hız kazanamadı. Fakat en güzel zamanını şimdi yaşıyoruz. Bugün değerli abim Süleyman Saim Tekcan gerçekten kendisini canlı bir savaşçı olarak bize bugün ortaya koydu. Hakikaten bir savaşçıdır o. Kendisinin damgalanmalarını iyi ki saydı ki ben inşallah öyle bir görevi, kendisiyle ilgili bir irdeleme görevi yapabilecek miyim bilmiyorum. Ama bir taraftan kendi branşımda tıkanıklıklar nedeniyle el atabildiğim şeyler değil. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Kesiyorsun yalnız. Evet. Çünkü başka arkadaşlar evet. Da galeriler de toplumun diğer kesimlerine, yani böyle bir galeri en güzel 10 tane 20 tane şey yapabilir. Bugünden sonra daha çok genç yönetici kardeşlerimiz bunları yapabilirler. Fakat İstanbul benim karşı olduğum bir büyümenin şeyi sahibi. Biz böyle bir konferansları Eskişehir gerçi başladı oralarda ama Bursa filan önce pilot şehirleri sanat yazarlarımız yapabilirler mi onu soruyorum. Evrim için ki evrim benim için bir şeydir, özel bir kültür motifidir verimliliğiyle. Yani şeyin Markus'u da Türkiye'ye yerleşmiş ve sorunlarını çok güzel kavramış olarak bir sanat yazarı olarak şey buluyorum. Bu manada programlarını değiştirebilirler mi? Yani bankaların veyahut da işte bir takım derneklerin yaptığı konferanslarla sınırlı kalan şey İstanbul'un büyüklüğü içinde kalıyor. Üniversiteler İşte Eskişehir bir şey yaptı, parlama yaptı. Herkes bunu anıp duruyor. Fakat Türkiye'nin her vilayetinde hep hatta vilayet sayısının yarısı kadar kasabada üniversite var. Bu toplumun estetiği, kültür sanatı, tiyatro, sinema vesaireyi şey yapabilmesi için, içselleştirebilmesi için, yani verimli, düzeyli bir çağdaş toplum olabilmek için Süleyman abimin 80 yaşından sonra çok güzel devrimci diyeceğim. Yani tutuklanabilirsin bu konuşmalarda bir zamandan. Ama o günler gitti. Ve çok güzel. Ben teşekkür ederim. Evet. Alıyorum mikrofonu. Evet, ben de zaten İstanbul merkezli olması ve bu bağlamda bir tekelleşme durumunu sahip olması Türkiye'nin en büyük sorunlardan birisi. Sonuç olarak yani sanat kurumlarının piyasasının sergilerinin yüzü kaç bilmem ne 80'a yakın herhalde İstanbul'da olur. Hatta İstanbul'da değil işte bu bölgeler yani bu etrafında 5 kilometrelik bir daire çizin hepsi zaten bunun içinde. Biz aslında bir köydeyiz yani. İşte metropolis falan palavra. Zaten ben 20 milyon kişiyle yaşamıyorum. Ben 2-3 milyon kişiyle yaşıyorum. Dolayısıyla yani bence ana meselesi bu. Ankara tabii ki Cermodern, işte Elviyagi ya da birkaç yani Nef, Siyah Beyaz gibi bazı galeriyle var. Ve bence eğitim ortam olarak hala çok önemli bir mekan ama orada belli sıkıntılar var. İzmir'de işte 9 Eylül dışında birkaç tane off space arkası dışında da pek bir şey yok. Ki yani her yerde toplam galiba 7 tane resim heykel müzesi varmış. Ben 3-4 tanesini gördüm. Durumları çok kötü. Koleksiyonları iyi, durumu kötü. Yani o bağlamda ne gerek var? İşte örgütlemek ve aktif olmak. Yani ve orada temel bir sorun var daha. İşte ben de bir hoca olarak üniversitede ders veren birisi olarak öğrencilerin ana meselesini biliyorum. Aktif olmak. Çünkü aktifleştirmeyen bir kültür, bir toplum, bir eğitim sisteminden
geliyorsunuz. Bu sefer ötekileşmem gerekiyor maalesef. Çünkü mesela Alman toplum ya da Alman eğitim sistemi en azından, yani biz mesela ilkokul, kreşten itibaren işte sorgulamak, tartışmak, kavga etmek, entelektüel seviyede öğreniyoruz, hatta tetiklendiriyoruz. İşte burada işte aileden gelen, sonra işte okullarda genellikle işte tek tipleşme, hocanın sözünü kesmeden, büyüklerinin sözlerini sorgulanmadan dinlemek gibi şeyleri var. Dolayısıyla bu kadar pasifleştiren bir ortam içine sonra bu gençlerden aktif olmak beklemek nasıl olabilecek? Mesela bana üniversiteye geliyor ilk zamanlarda, ben gerçekten şaşırdım. Hatta arkada birkaç tane öğrenci görüyorum yani. Zaten az önce bunu tekrar tecrübe ettik. Mesela soru bekliyoruz, soru gelmiyor. Yani ya da eleştiri. Ya da çünkü eleştiri. Niye eğitim sistemi bize sürekli yanıt ikram ediyor? Soru ikram ettiği yok. Evet. Hikaye bundan ibaret belki de. Yani mesela bir örnek olarak, şimdi bana sanat yazarı dediniz, bazıları küratör diyorlar, bazıları hoca diyor. Benim böyle üçlü bir kimliğim var. Hoca olmak başka bir şey belki ama en azından küratör ve yazar olmak isteyen gençlere hep ne diyorum? Yap. Yap yani. Yani yazmak istiyorsun, oku ve yaz. Kötü yazacaksın kesinlikle ama bu sanatçılar da öyle. Birinci çizdiğin sandalye berbat bir sandalye olacak. Sana Süleyman Hoca gibi bir hoca geliyor, sana gösterecek biraz. Onuncu sandalye nasıl olacak? Düzgün olacak. Yazılarda da öyle. Sergilerde de öyle. Mesela 90'ların başında ilk sergilerimi yaptığımda galeride sergi yapmadım. Ya da bir kurumsal mekanda yapmadım. Nerede sergi yaptım? Kendi evimde yaptım. Sonra işte oradaki açılışları, partileri, kalabalık olmaya başlayınca bir kömürlüğü taşındık. Tamam mı? Yani küratör, davetiye, bütçe falan filan gibi bir şey yoktu yani. Derya'nın ilk sergilerde hatırlıyorum. Nerede yaptın? Barda yaptın yani. Ya. Bu yüzden yani bu bağlamda mesela Anadolu'dakilere. Şimdi bir anda Anadolu'dakilere, biraz sert konuşacağım şimdi. Anadolu'dakiler şey diyebilir. Aman kimse bizi bakmıyor, kimse bir şey yapmıyor. Biz o ne yapacağız falan. Yok. Yapmak istersin, yapacaksın. Mesela proje olarak 3 tür proje var. No budget, low budget, high budget. Biz genellikle zaten yani şu, yani ben şimdi 20 senedir çalışıyorum. İşte ben ancak böyle high budget henüz göremedim yani. Tamam mı? Kariyerimde. No budget, low budget çalışıyoruz. Ya dolayısıyla yapmaktan geçiyor. Yazıda da öyle. Ve günümüzde bunu da ekleyeceğim. Sonra evrimi vereceğim. Çünkü yazı konusunda benden çok daha deneyimli. Eskiden yazar olmak çok daha zordu. Eskiden sanatçı olmak da daha zordu. Çünkü daha az mekan vardı. Nerede yayınlanıyordun? İşte gazetede, dergide. Kaç tane genç sanatçı, kaç tane genç yazar bir dergiye gelebilir? Çok az kişi. Günümüzde nasıl olur? İşte bu dijital mecraları var ya, işte blog, internet. İşte yani günümüzde yazar olmak ya da bu bağlamda da proje yönetmek bir bağlamda aslında ne kadar zor olsa da imkansız değil. Dolayısıyla Anadolu'dakileri tabii ki durum çok daha zor. Çünkü alt yapısı yok. İşte kitlesi çok daha düşük. Seviyeden bahsetmiyorum. Sayı olarak daha az kişi geliyor. Ama sonuç olarak global dedim. Yani Kayseri, Van'da, Kars'ta falan nerede olursan eğer sanata aşıksan, tutkuluysan ve insanları etkilemek istiyorsan İstanbul'a gelip burada yapma. Yani orada yap. Belki, şimdi başka bir şey daha diyeceğim. Almanca'da bir deyim var. Türkçe aktarmaya çalışıyorum. Köyde kral olmak, şehirde hiç kimse olmaktan daha iyi olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle periferide olan senin etki tepkin çok daha güçlü olabilir. Çok daha dandik bir sergi yapabilirsin. Çok daha dandik bir fanzin yaratabilirsin. Ama o etki o bölgede çok daha iyi olabilir. Ben idare yapabilir miyim? Tabii. Yani kısaca sizlerin yani küratör, sanat yazarı, öğretim üyesi olarak ben yeni bir formatta bu işlerin geliştirilmesine inanıyorum. Yani buraya kaç kişi, 30-40 kişi geliyor ve bunlar işte başlarken
çok şeyini temelini iyi atamadım cümlelerimin. Yani 10 yıl, 20 yıl önce de böyle geliyorduk falan. Yeniden bir kapalı devreye düştük. Fakat bugün iletişim çağının öyle bir hızlı şeyi var ki, köydeki insanlar, Picasso'dan söz eden köylü var. Yarım yamalak konuşuyor. İşte şey, neler parayı diyor, işte döviz alıp satma, şu anda bir döviz olayı yaşıyoruz. Şehirlerin nüfus oranına göre yastık altında dövizi olan insan sayısı köylerde şehirden fazla. Ben bunun şeyini söyleyebilirim size. Mesela şu an neden video çekiyoruz? Çünkü bu video sahneye koyacağız, işte evet. Internete koyacağız. Dolayısıyla mesela şu anda bu arada 30 kişi oturuyor. Evet. İşte birkaç kişi zaten şimdi ne yazmış, ya ne yapacaksınız falan filan. Bu yüzden yani bizim yani kurumlarla çalışan işte yazar, küratör, hoca neyse, biz aslında günümüzdeki mecraları çoğaltmak için kullanmamız evet, gerekiyor. Evet. Tıpkı baskı resim, tekil resimleri nasıl çoğaltıysa günümüzde işte video, fotoğraf gibi ya da kitapları kullanarak bu şekilde İstanbul dışında ya da buradan dışarı çıkacağız. Herhalde sonu geldi ama çok baskı resim deyince aslında orijinal Druk'tan çevrilmiş. Bizim bir Almanya'da eğitim gören bir hocamız oradan çevirerek Özgün Baskı diyor. Özgün Baskı son 80 yılın tüm Avrupa'sı ve dünyasında orta sınıf dediğimiz, kültürlü orta sınıf dediğimiz insanların duvarlarına resim asabilmesi için altında sanatçının orijinal imzası ve kaçıncı adet olduğunu belirtilen bilgilerin olduğu resim türü çıktı. Eskiden yani Rembrandt basıyordu ama numara ve imza atmıyordu veya plan için atıyorlardı. Dürer de öyle yaptı. Daha başka sanatçılar da buna benzer şeyler yaptı. Böylece orta sınıf dediğimiz sınıf özgün baskı resimle buluştu. İşte bugün burada andığımız Gündüz Göleni Hoca da onun Türkiye'deki önemli temsilcilerinden biri diyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada ne güzel yani gelip böyle bizimle birlikte olmak ve bizimle sohbet etmek, birlikte aynı işte duyguları paylaşma şansı bize verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler. En son sözü birine bırakmak istiyorum. Yani ben de Süleyman Hoca'nın teşekkürlerini tekrar ediyorum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa panelden sonra teker teker cevap vermeye seviniriz. Çok teşekkürler.